Çok güzel bir noktaya tokundunuz. Bizim şiddetle ihtiyacımız var koordine merkezine. Bakınız, ben buldurmamalıyım. Ben 12 bin kilometre uzaktayım. Ben bir günleri Araz kırağında bir çadırda da kalarım. Bir kendi evinde de kalarım. Bir elektriksiz evde de kalarım. Ama milletimin yakınlığında olmalıyım. Bakınız, Azerbaycan'ın düşmanları hardadır? İran rejimi satın aldığı o Azerbaycan devletine hain elemanlar hardadır? Tehran'dadır, Tebriz'dedir, Meşhed'dedir, Kum'dadır. Ama bizler darmadağın olmuşuq, dünyanın her yerine səpələnmişik. Məncə, Azerbaycan devleti bunu kabul edibdir, mütevəccüh olubdur, bunu dərk edib ki, İran faşist, mulla rejimi onun düşmənidir, barışmaz düşmənidir. Neden? Azerbaycan'ın varlığı Fars faşist mulla rejiminin yokluğudur. Azerbaycan'ın güçlenmesi Fars faşist mulla rejiminin güçsüzleşmesidir. Azerbaycan'ın ilerlemesi, muasirleşmesi, çağdaşlaşması her açıdan Avrupa batıya yönlü ilerlemesi İran rejiminin mahvolması demektir. Təbəssüf buyurursunuz, bu bir vakiyettir. Yani İran rejimini ayağı saxlayan asimile olmuş, mangurtlaşmış Azerbaycanlılardır. Tehran'ın pazarı kimin elindedir? Tehran'ın pazarının %70'i Azerbaycanlılar elindedir. Hangi Azerbaycanlı? Hüviyetin ve kimliğini itirmiş. Geçen 1900'den beri 123 ilde sömürgeye, istismara mecburen yüzbəyüz kalmış ve öz hüviyetini ve kimliğini itirmiş. Bugünleri rejimin en üst düzey sipahında, ittilatında, bəhsizinde xibet edilen kimlerdi? Yine bunların %60-70 Azerbaycanlılardı. Eğer Azerbaycan Cumhuriyeti ki bugünleri kudretli bir dövlete çevrilibdi. Azerbaycan'ın dövləti, dövlətçiliği, hakimiyyeti gedir çağdaşlaşmaya, muasirləşməyə, ordusunu gücləndirir. Bölgədə meydan oxuyabilen, özünü koruyabilen, düşmənlərinin burnunu yerə sürtebilen bir Azerbaycan ordusu vardı. Bunlar İran'da hakim olan Fars faşist mulla rejimin titredir, qorxudur. Azerbaycan'ın doğuşu, varlığı Fars faşist mulla rejiminin yıxılışı ve məhv olması demektir. Ona göre Azerbaycan hakimiyyeti bunu kabul edemeldi ki, heç zaman İran'a hakim olan Fars faşist mulla rejimi onunla dostluq eləməyəcək. 30 ildir elinden gelen ihaneti, cinayeti, hıyaneti Azerbaycan devletine eleyibdi, yine de eleyir. Onlar nefer, yüzler nefer Azerbaycan'ın vatandaşlarını satın alıp, bugünleri Qumda, Tehran'da, Tebriz'de bunları örgütləşdirib, təşkilatlandırıb, her açıdan maddi, mənəvi, siyasi dəstək verir ki, Azerbaycan hakimiyyətini təzif eləsin, zayıflendirsin, hatta Azerbaycan'ı bölüp parçalamaya çalışır. Bunu siz bilirsiniz. Ben adını yetmek istemiyorum. Lütfen Azerbaycan devleti de biraz ne diyorlar imkana sağlamalıdır. Bugünleri Çöhrəqanlı, Güney Azerbaycan Milli Hərəkatının lideri 12 min kilometreden bağırmamalıdır, çağırmamalıdır, başımızda olmalıdır. Dəstək verməliyik bu adama. Bu kocaman Azerbaycan əskəridir. Bu kocaman Azerbaycan əskərinə Təbrizdə 673 min oy verib. Təbrizli bunu tanır. Çoxların tanımır. Demirəm ayrılan tanımır. Tanıyır. Ama en çok bunu tanır. Bu tanıyanlar gəlib milletle üz-üzə göz-göz olmalıdır. Milletle danışmalıdır. Milleti səhnəyə dəvət eləməlidir. Mən hər cəfədakarlığa canım ovcumdadır. Mən özüm və ailəm Azerbaycan'ın adı uğrunda, toprağı uğrunda, vətəni uğrunda, dövləti uğrunda ve hakimiyyəti uğrunda canımı ve malımı ve ailəmin hamısını qurban verməyə hazıram. Ona göre ben rica edirəm, bir koordine mərkəzi lazımdır Bakıda ki, sadık ve samimi aktivistler de az değiller. Bunlar birleşsinler, cüz birliği. Bakınız, bugünləri kütlərin bir ya iki təşkilatı var. Bizimki darmadağın olub. Bir zaman 40 idi. İndi yenib 10'a 12'ye. Bunların bəziləri 3'lü, bəziləri 5'li, bəziləri 10 nəfərlikdir. Öyle de içeride bunlar yokmuşlar. Gəlib eşitə bunu qurublar. Elbette işlerinde aktivistler var, sadıklar var, samimiler var.
Bu ağaca yandıranlar var. Bunları birleştirmeliyik. Azerbaycan dünyanın sonuna kadar bunu bilmeliyik ki, İran'da eğer Fars hakimiyyeti olursa, bu halk mücahidde olabilir. Bu pehlevi rejiminde olabilir. Bu faşist mullah rejiminde olabilir. Heç biri Azerbaycan'a hoş bakmırlar. Ben okuyorum bir makaleleri. Mücahidler pis pis tohumlar edilir Azerbaycan'a. Komünistler pis pis tohumlar edilirler. Şahçılar pis pis tohumlar edilirler. Yani şahçıyla, komünist ile, mücahid ile mullah rejiminin Azerbaycan'a bakışı aynıdır. Ona göre Azerbaycan güçlüdür. 50 milyonuk. 50 milyon. 5 nəfərdən 10 milyon ailədir. Hərəsində bir oğul ya qız əskərdir. Bu olar 10 milyon əskər. 10 milyon əskər hər ailədən bir nəfər. Biz nə deyirlər, sərhəd olmalıyıq. Barış və sülh istəyiriksə sərhədlərdə güclü olmalıyıq. Düşmən ki təcavüz ayağını uzatdı, qət eləməliyik. Təcavüz qolunu uzatdı, qət eləməliyik. Təcavüz gözü ilə baxdı, o sözü biz çatmalıyıq. Buyurun.